Merhabalar. Bugün Zafer Partisi Uşak Milletvekili adayı Meltem Aydoğan ile birlikteyiz. Meltem Hanım, öncelikle HFTV'ye hoş geldiniz. Hoş buldum. Meltem Hanım, bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Meltem Aydoğan kimdir? Bize biraz kendinizi tanıtır mısınız? Tabii ki. Ben Meltem Aydoğan, 92 doğumluyum. Fransa'da doğdum, büyüdüm. Eğitimimi orada tamamladım. Siyaset bilimi yüksek lisans mezunuyum. Siyaset bilimi yüksek lisansımı bitirmek için Hacettepe Üniversitesi'nde 2016'da geldim. Ve ondan sonra hep Türkiye'de yaşadım. Şu an Ankara'da ikamet ediyorum ve Uşak Milletvekili adaylığımı koydum. Nedeni ise aslen Uşaklıyım, Banazlıyım, Paşacık köylüyüm. Ve kendi memleketimde Zafer Partisi'ni temsil etmek istiyorum. Yaklaşık bir senedir Zafer Partisi'nde aktif görev alıyorum. Niçin Zafer Partisi'ni seçtiniz? Zafer Partisi Atatürk çizgisinde Türk milliyetçileri temsil eden tek partidir. Şu an kutuplaşmış siyasetin içinde kendimi bulamadığım için ve beni temsil edebilecek tek parti Zafer Partisi olduğu için ve Genel Başkanımız Ümit Özdağ'ın yolundan vazgeçmediği için ve senelerdir aynı tutumunu devam ettirdiği için Zafer Partisi'ni seçtim. Biliyorsunuz ülkemizde sığınmacı ve kaçak sorunumuz var. Şu an yaklaşık 13 milyon sığınmacı ve kaçak var ülkemizde. Onların şu an hem ekonomik, demografik sorunlar, sosyal sorunlar yaşattığını görebiliyoruz. Ve bizim ilk vaat ettiğimiz şey sığınmacılar ve kaçaklar bir sene içinde gidecek. Tabii ki bu Zafer Partisi iktidar gelince. Biz Zafer Partisi olarak bir karar verdik, Ata İttifakı'nı kurduk. Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Sinan Oğan'dır. Kendisi Cumhurbaşkanı adayımızdır. Onu destekliyoruz. Kendisi biliyorsunuz ki siyasette aktif görev alıyordur. Ve biz mecliste çoğunlukla olmak istiyoruz. Hem iktidara geldiğimizde hem mecliste çoğunlukla olduğumuzda umarım ülkemizin hem daha milliyetçi bir ülke olduğumuzu gösteririz hem de ülkemizin bütün sorunlarını çözeceğiz. Peki ve kazanırsanız Uşak için neler yapmayı planlıyorsunuz? Dediğim gibi aslen Uşaklıyım. Annemin, babamın doğduğu topraklar burası. 1972 senesinde dedem bu topraklardan göç etmek zorunda kaldı. Nasıl göç etmek zorunda kaldı? Çünkü ekonomik durumu o zamanlar çok kötüydü Türkiye'nin. Kendisi Fransa'ya Türk işçisi olarak gitti ve bize bir hayat sundu orada. Ve ben şu an bakıyorum ki 50 sene sonra hala köylerde aynı sıkıntıları yaşayabiliyoruz. Bu 20 senelik iktidarın devamını aslında 50 seneye geriye gelmiş gibi oluyoruz. Tabii ki söylüyorlar yol yaptık, köprü yaptık ama Uşak için neler yapıldı? Bunlara bakmamız lazım. Eksiklerimiz çok. Havalimanımız şu an aktif durumda değil. Çok fazla para harcandı. Sürekli belediyeden yol çalışmaları var. Bunlar hiç bitmiyor. Biliyorsunuz caddemizde de aynı şekilde. Esnaflar bundan şikayetçi. Bunların hepsine çözüm bulmak istiyoruz. Bunların hepsinde çalışmalarımız mevcuttur. Ayrıca benim için çok hassas bir konu ve çok önemli bir konu köydeki kadınlarımız. Köydeki kadınlarımız şu an kendi imkanlarına, işte tarhana, bulgur, kesme, erişte bunların hepsini kendileri yapıyorlar ve bütün sene boyunca bunları tüketiyorlar. Fakat çok güzel ürünlerimiz var bizim Uşak'ta. Hem tarım bölgesi burası. Bunları biz Zafer Partisi olarak zaten sunuyoruz. Bütün köylülerimizin tarlalarını, arsalarını denetime koyup hangi arsalarda ne yetişebilir, daha nasıl güzel olabilir diye yardım edeceğiz köylülerimize. Ama dediğim gibi ayrıca biz tabii ki belediyeyle, valilikle yani devletimizin sunduğu imkanlardan dolayı kadınlarımıza iş imkanı sunmak istiyoruz. Sadece kadınlarımız değil tabii ki. Bütün köylülerimize iş imkanı sunmak istiyoruz. Bu şekilde en azından işsizlik daha azalır ve köylerimiz daha ekonomik durumları daha iyi olur. Ayrıca dediğim gibi ilk başlarda sığınmacılar ve kaçaklar gittikten sonra hem kiralarımız düşecek, hem ekonomik refahı biz yeniden ulaşacağız, hem de kadınlar daha özgür bir şekilde sokaklarda dolaşacak. Uşak'ta hem Suriyeli hem Afgan çoğunlukla olduğunu görebiliyoruz. Belki de köylerde bu sorun yok. Fakat şehir merkezinde, merkez ilçemizde bunları her gün karşılaşıyoruz. Onlar da gittikten sonra işsizlik azalacak. Sanayide
biliyoruz. Belki de onlar çalıştırılıyor. Nasıl? Yani sigortasız oluyor. Yani bunların hepsine biz karşı çıkıyoruz. Çünkü devletimiz bu şekilde daha az para kazanıyor ve kaçakçılık çoğunluk oluyor. Bunların hepsi projelendirme aşamasında zaten. Hepsini umarım seçildikten sonra Uşak halkına daha yakın bir vekil olmak istiyorum. Şu şekilde aslen Uşaklı olmamın çok önemli olduğunu biliyorum. Ayrıca genç bir adayım. Daha henüz 30 yaşındayım. 2 ayda bir halkımızla buluşup derdinize, bütün önergelerinize, sorunlarınıza cevap vermek istiyorum. Biz il merkezimizde, il başkanlığımızda Zafer Partisi'nin bütün şikayetlerinizi ve önerilerinizi getirebileceğiniz bir gün belirteceğiz, aylık. O bizim arkadaşlarımız bana ulaşacak ve ben bir ay sonra gelip bu önerilere, şikayetlere veya diğer yani hangi sorunlarınız olursa bunlara cevap vermeye çalışacağım. Yani bu şekilde başka sorunlarınız varsa cevaplayabilirim. Çok teşekkür ederiz. Bize zaman ayırdığınız için çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Son olarak Uşak'ta Uşak halkına yakın bir aday seçmenizi diliyorum. Desteklerinizi bekleriz. Her şekilde ulaşabilirsiniz ve her şekilde Zafer Partisi'ne güven gösterebilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Evet, ben de çok teşekkür ediyorum. Sizin gibi genç, dinamik, şehrine aşık, milletine aşık, yaylasına, şenliklerine aşık bir adayımızı kutluyoruz. Hemşerimiz Fatoş Kadıoğlu Hanım'a da buradan selam söylüyoruz. Kendisi çok yakın arkadaşımız olur, dostumuz olur. Çıktığınız yol hayırlı olsun, kutlu olsun, mübarek olsun. Çok teşekkür ederiz. Hoşçakalınız. Sağ olun.